PepsiBot. Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir resim betimleme uygulaması paylaşmak istiyorum. Yeni bir uygulama, oldukça yeni. Be My Eyes benzeri resim betimlemesi yapıyor. Şimdi birlikte bakalım. Önce bir betimlemesini dinleteceğim size. Picture Bot. Önce uygulamayı açıyorum. Picture Bot. Camera button, düğme. Önce kamerayla bir kitabın resmini çekeceğim. Sonra da betimlemesini isteyeceğim. Camera uyarı, take photo, düğme. Capture photo, düğme. Capture, vazgeç, düğme. Sola sıfırlı, aspic, sağa döndü, tamam, düğme. Tamam. Tamam, soluk. İşleniyor. Betimlemesi biraz zaman alıyor. Epeyce bir bekletiyor. Şimdi ve burada mektuplar 2008-2011. Paul Auster ve J.M. Coetzee arasındaki samimi yazışmaları içeren bu kitap, iki usta yazarın düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştıkları bir yolculuğa davet ediyor okuyucuyu. Ah, kitap kapağındaki soyut resim oldukça ilgi çekici değil mi? Güneş, ay, bulutlar ve mektupların bir araya gelmesi, yazarların iç dünyalarını ve yaratıcılıklarını simgeliyor adeta. Evet. Oyun konsolu kumandasının varlığı ise modern dünyanın etkilerine bir gönderme olabilir belki de. Kitabın yayın tarihi de 2008-2011 yıllarını kapsıyor. Yani yazarların o dönemdeki hayatlarına ve düşüncelerine tanıklık edeceğiz. Bu kitap, edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olan iki yazarın samimi ve derin sohbetlerine kulak verme fırsatı sunuyor. Kitap kapağı, İçeriğin ciddiyetini ve derinliğini yansıtırken, aynı zamanda okuyucuyu düşünmeye ve keşfetmeye davet ediyor sanki. Evet, herhalde bitti. Burada üst tarafta bir... Bu resimde ne var? Metin alanı. Metin alanı var. Buraya tıklayıp... Ekleme noktası sonda. Soru sorabiliyoruz. Yazar hakkında bilgi verir misin? Yazar hakkında bilgi verir misin eklendi. Gönder. Gönder düğmesine basıyoruz. Bakalım bu sefer ne kadar bekletecek. Gerçekten biraz fazla bekletiyor. Şimdi ve burada mektuplar 2008-2011. Bu kitap iki ünlü yazar Paul Auster ve J.M. Coetzee arasındaki samimi ve derin bir dostluğun izlerini taşıyor. 2008 ile 2011 yılları arasında birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan bu eser, okuyucuya edebiyat, yaşam ve dünya üzerine iki büyük zihnin düşüncelerini sunuyor. Ah, kapaktaki soyut resim de kitabın içeriğindeki felsefi ve varoluşsal temaları yansıtıyor. Sorumuza bir cevap vermiyor ama. Mektup yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturulan bu kitap, kuşkusuz edebiyat meraklıları için benzersiz bir hazine niteliğinde.
Zaman ve mekan sınırlarını aşan bir dostluğun ve entelektüel bir paylaşımın ürünü olan bu mektuplar, okuyucuya derin bir okuma deneyimi vaat ediyor. Auster ve Coetzee'nin kaleminden dökülen her satır, yaşamın ve edebiyatın özüne dair çarpıcı içgörüler barındırıyor. Evet, sanıyorum bu kadar. Şimdi de birlikte uygulamanın yüzüne bakalım. Bu resimde ne var? Settings düğme. En üstte ayarlar düğmesi var. Pitch chatbot başlık. Başlık. Bu resimde ne var? Metin alanı. Burası yazma alanı. Camera button düğme. Kamerası var. Challenge the camera button to choose an image. And challenge the camera button. Evet. Bu repeat settings düğme. Bu kadar. Kamera düğmesinden sonra bir şey yok. Şimdi en üstte ayarlar var demiştik. Settings düğme. Settings oraya kapat, bakalım. Düğme. Şimdi burada ayarlar, başlık, ses türü, başlık, ses seç. Onyx series düğme. Şimdi burada seçebileceğimiz çeşitli sesler var. Açılır pencereyi kapatmak için etkinleştirin düğme. Ama buradaki seslerin hepsi İngilizce arkadaşlar. Fakat seçtiğiniz sese göre kadın erkek onun Türkçe sesiyle dinleyebiliyorsunuz. Biraz önce dinlediğimiz gibi. Alloy Expressive. Alloy Expressive düğme. Şimdi bunu dinleyebiliriz mesela. Kapatayım. Konuşma kapalı. Hello, this is Alloy. Thanks for using PikiBot. Evet, mesela bu. Gnosmanas Echo Happy. Başka seslere de bakalım şimdi. İkinci bir ses. Alloy Expressive düğme. Echo Happy. Bunu dinleyelim. English UK. Türkçe Türkiye. Alloy. English UK. Türkçe Türkiye. Evet, diğer bir ses de. Hello, Echo. Thanks for using PikiBot. Fable and Jose Astich düğme. Hello, this is Fable. Thanks for using PikiBot. Evet, bu da kadın sesi. Şimdi burada bırakacağım. Evet, buradan çıktım. Ses seç. Fable and Jose Astich düğme. Evet, bu sesi seçmiş olduk. Şimdi işlettiğimiz zaman bu ses Türkçe olarak çıkıyor. Bu sesin Türkçe versiyonu yani. Ses türünü seç. Ses kişiliği. Başlık. Kişilik. Anahtar düğme. Açık. Ses kişiliğini etkinleştir veya devre dışı bırak. Feedback. Başlık. Sound. Anahtar düğme. Açık. Bu o deminki uzun uza diye çalan ses, onu açıp kapatabiliyorsunuz. Enable or disable feedback sound. Konuşma hızı. Başlık. Hızı azalt. Görüntü. %100. Ayarla. Hızı artır. Görüntü. Konuşma hızını ayarla. Açıklama. Başlık. Uzunluk. Azalt. 100. Düğme. Artır. 100. Soluk. Düğme. Ne kadar uzun bilgi vermesi gerektiğini buradan kısaltabiliyorsunuz ya da artırabiliyorsunuz. 100. Açıklamanın uzunluğunu ayarlayın. Model. Başlık. Şimdi burada model var. Burada 3 çeşit model koymuş. Yapay zeka modeli. Claude 3. Düğme. Şimdi burayı açtığımız zaman. PPT4. Düğme. PPT Google Gemini düğme. Google Gemini'nin akıllı yapay zekası var. Seçilen Claude 3 düğme. Claude 3 diye bir şey var. Bu daha uzun betimleme yaptığı için bunu seçtim. Bir de en üstte Google PPT4 düğme. GPT 4 var. Şimdi buradan da çıkıyorum. Bir de burada aşağıda paylaş yeri var. Sesi paylaş. Sesi paylaş. Paylaş düğme. Sesi ve açıklamasını paylaş. Hem sesi hem de açıklamasını ya da ikisini birden paylaşma imkanı veriyor. Şimdi bir örnek daha yapıp bitirelim. Pitch chatbot başlık. Bu resimde ne var? Camera button düğme. Kamera düğmesine geldik yine. Şu anda hemen karşımdaki pencerenin resmini çekiyorum mesela. Camera uyarı. Take photo düğme. Take photo çektik. Capture photo düğme. Bir de capture photo diyor. Gene tıklıyoruz. Vazgeç düğme. Sola 0. Az sağa döndür. Tamam düğme. Tamam diyoruz. Tamam soluk. Başlatma işlemi. Şimdi son betimlememizi dinleyeceğiz. Ondan sonra bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar, ben kısaca bilgi vermeye çalışayım. Bunu dinlerken paralı bir uygulama.
abonelik olarak 4-5 euro arasında bir şey istiyor aylık. Ama zaten o 3-4 aylık ona abone olsanız bile ömür boyu satın alma fiyatına geliyor. Ömür boyu satın almada 18 euro. Onun için eğer alınacaksa ömür boyu satın almak daha hesaplı oluyor. Bunun dışında burada aşağıda bir mikrofon butonu var. Eskiden ona bastığınız zaman dışarı atıyordu. Onu ben de yazmıştım geliştiriciye. O konuda çok şikayet olduğunu söyledi. Onu düzelteceklerini söyledi. Şimdi bu yatak odasına bir göz atalım değil mi? İlk dikkatimi çeken şey o güzel ahşap komodin. Üzerindeki lamba odaya sıcak bir ışık saçıyor. Öyle değil mi? Ve yanındaki taş heykelcik odaya bir sanatsal dokunuş katıyor. Komodinin üzerindeki diğer objeler de breeds odanın karakterini tamamlıyor. Yatak örtüsüne baksanıza. O beyaz dantel işlemeler yatağa zarif bir hava katıyor değil mi? Sanki bir prensesin yatağı gibi duruyor. Pencereden içeri süzülen ışık da odayı adeta bir masal diyarına dönüştürüyor. Bu oda sadeliği ve huzur veren atmosferiyle insanı kendine çekiyor. Burada vakit geçirmek, günün stresinden uzaklaşmak için harika bir fırsat olabilir, öyle değil mi? İnsan kendini evinde hissediyor. Kısacası bu yatak odası sıcaklığı ve sadeliğiyle büyüleyici bir mekan. İçeri girdiğiniz anda huzurun sizi sarmaladığını hissediyorsunuz. Burası dinlenmek ve rahatlamak için mükemmel bir sığınak gibi görünüyor, değil mi? Evet, betimlemesini bitirdi. Biraz abartılı betimlemeler yapıyor gibi geldi bana. Dediğim gibi aşağıda bir mikrofon butonu vardı arkadaşlar. Bu butonu şimdi 2-3 gün önce gelen güncellemeyle düzeltmişler. Sözlü olarak da soru sorabiliyorsunuz. Hidropone düğme, kamera düğme. Burada tekrar resim çekmek için kamera düğmesi var aşağıda. Hidropone düğme. Bir de mikrofone dediğim mikrofon. Buraya bir soru soralım bakalım. Biraz ayrıntılı anlatabilir misin? Biraz ayrıntılı anlatabilir misin? Settings, düğme. Mikrofona bir kez tıklamak yetiyor. O siz bitirdiğiniz zaman sorunuzu o otomatik olarak gönderiyor onu. Evet arkadaşlar, ben özellikle sesleri dinlemenizi istediğim için biraz uzatıyorum. Yoksa uygulama çok basit bir uygulama. Bir de şeyleri, betimlemeleri biraz abartılı gibi geldi bana. Ama zevk meselesi. Sadece sesleri güzel tabii. Türkçe sesleri. Onu geliştireceklerini de söylüyor geliştirici. O konuda da çalışmaları olduğunu söylüyor. Evet, onun dışında uygulama için. Ha bir de paylaşma butonu da var arkadaşlar. Onu söylemiş miydim? Paylaşabiliyorsunuz. Hem şimdi bu odaya bir göz atalım. Tamam mı? Tamam. İlk dikkatimi çeken şey ahşap komodinin üzerindeki o muhteşem yatak örtüsü. Aman tanrım, o dantel işlemelere bayıldım. Örtünün evet. Beyaz rengi odaya bir saflık ve temizlik hissi veriyor, değil mi? Evet. Ve komodinin üzerindeki o küçük detaylar var ya, işte onlar da odanın karakterini tamamlıyor bence. Şu minik kozmetik ürünlere ve kurutulmuş bitkilerin olduğu cam kavanoza bayıldım. Bunlar odaya kişisel bir dokunuş katıyor. Sanki burası birinin özel alanı gibi hissettiriyor. Anlıyor musun? Anlıyorum, anlıyorum. Ve perdelere bak. O açık renkleri görüyor musun? Sanki odaya bir yumuşaklık ve rahatlık katıyorlar. Pencereden süzülen o doğal ışık da... Evet arkadaşlar. Uygulama değiştirici pil. Kapat. Evet. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Biraz da eğlenceli bence. Evet. Anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Sesler, ben özellikle sesleri duymanızı istedim. Onun dışında betimleme olarak Be My Eyes'ın betimlemeleri daha detaylı, daha ayrıntılı gibi geldi bana. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar.